Mat 104 dersinin 2022 bahar vize sorularının çözümlerine devam ediyoruz. Köşeleri P, Q, R noktaları olan üçgenin alanı nedir? Standart bir, klasik bir soru. Burada şunu yapıyoruz. Yapmamız gereken şey şu. Herhangi iki vektör oluşturuyorsunuz. P, Q ve P, R diyebilirim. Veya istediğiniz herhangi iki vektörü alın. Bu vektörün boyu bölü 2. Bunların vektörel çarpımlarını yapacağım. Sonra boyunu hesaplayıp 2'ye böleceğim. Bu bize üçgenin alanını verecek. Herhangi iki vektör alabilirsiniz. Mesela QR alabilirsiniz. QP alabilirsiniz. Ya da QR olur, RP olur, PR olur. Herhangi aklınıza nasıl bir kombinasyon geliyorsa herhangi iki vektörü alıp vektörel çarpımını yapıp boyunu hesaplayıp 2'ye bölünce olacak. PQ vektörü Q eksi P olarak düşünelim. Ne gelir? I 0 J eksi 1 K PQ. PR vektörü R eksi P I eksi J artı 2 K PQ ve PR vektörleri oluştu. Bunların vektörel çarpımlarını yapalım. PQ vektörel çarpımı PR I J K PQ'nun bileşenlerine bakalım. 1 0 eksi 1 PR'nin 1 eksi 1 2. Birinci satır birinci sütunu kapatırsam 0 eksi 1 eksi 1 i yapar eksi i yapar. Birinci satır ikinci sütunu kapatırsam 2 eksi eksi 3 yapar ama j'nin katsayısını yazarken benim kullandığım metotta negatifini alırız. Eksi 3 mü demiştik? Şunu kapatırsam 3 demiştim. Eksi 3 diyeceğim. Eksi 3 j. Birinci satır üçüncü sütunu kapatırsam eksi 1 gelir. Eksi 1 k. Bu vektörün boyu bölü 2 diyeceğim. Bu vektörün boyu nedir? Bu vektörün boyu karekökün içinde 1 artı 9 artı 1 bölü 2 diyeceğim. Kök 11 bölü 2. Cevabımız A şıkkı olur. Bu vektörün boyu bölü 2 idi formülümüz. Cevabımız kök 11 bölü 2. 12. soruda fxy iki değişkenli bir fonksiyonumuz var. Gxy aynı şekilde iki değişkenli bir fonksiyon. Bu eşitliklerden hangileri doğrudur? Kısmi türevlerle alakalı sorularımız var. F'in x'e göre türevini hesaplayalım. Y üzeri 4 eksi E üzeri Y artı şurada çarpım kuralı uygulamam gerekiyor. Birinci fonksiyonun türevi çarpı ikinci fonksiyon artı birinci fonksiyon çarpı ikinci fonksiyonun türevi. İkinci fonksiyonun türevinden eksi sinüs x gelir. F'in y'ye göre türevine bakalım. 4x y küp eksi x e üzeri y gelir. Tamam. G'nin x'e göre türevine bakalım. 2x artı y üzeri 4. X'e göre türev alıyoruz. E üzeri y artı 1 gelir. G'nin y'ye göre türevinden de 4x y küp eksi x e üzeri y gelir. Şunların eşit olduğunu görüyorum. Fy, gy, fy ile gy birbirine eşit çıkar. Hangisi doğrudur dedi. Bu doğrudur. Diğerlerine bakmama gerek yok. Zaten bakarsanız x'e göre türevler eşit mi? Hayır değil. F'in x'e, g'nin y'ye göre türevi bunlar eşit mi? Hayır değil. Böyle kontrol edebiliriz. Yanılmıyorsak cevap D. Tekrar şuna bakayım. C'ye de bakayım. F'in y'ye göre türevi, g'nin x'e göre de türevi bunlar birbirine eşit değiller. Şuna da bakılabilir. Fx vardı. Bunun y'ye göre türevini alırsam 4 y küp eksi e üzeri y gelir. Bunun y'ye göre türevi g'nin x'e göre türevine eşit mi? Hayır, o da değil. Cevabımız D şıkkı. 13. soru şöyle bir fonksiyon verilmiş. Yüzey verilmiş. Bu yüzeyin 2 eksi 1 0 noktasındaki normal doğrusunun parametrik denklemi. Gradyent vektörünü bulmamız gerekiyor. Ancak öncelikle bunları hepsini bir tarafa toplamamız gerekiyor. Bunu alışkanlık haline getirelim. Bu şekilde türev alma işlemi yapmayalım. Her şeyi bir tarafa toplayalım. Sinüs x, y, z, eksi x, eksi 2'ye, eksi x, z eşittir 0 diyebilirim. Ya da bunu bu tarafa atabilirsiniz. Şimdi burada x'e göre türev alalım.
x'e göre türev alırsam sinüsün türevini alıyorum önce. Sinüsün türevi kosinüs x'ye z'dir. Sonra içine giriyoruz. İçinin x'e göre türevinden yz gelir. X'e göre türev şuradan eksi 1 gelir. Bu y'nin katsayısı. Y'ye göre türeve geçelim. Y'ye göre türev sinüsün türevi kosinüs. Kosinüs x, y, z. Y'ye göre türev alıyorum. X, z. Y'ye göre türev alınca eksi 2. Bu da j'nin katsayısı. Z'ye göre türev k'nın katsayısı olacak. Kosinüs x, y, z. Z'ye göre türev x, y. Z'ye göre eksi 3. Bu da k'nın katsayısı olur. X, y, z'nin katsayıları, x, y, j, k'nın katsayıları bunlar. 2 eksi 1 0 noktasında hesaplayalım. X 2 y eksi 1 z 0. Kosinüslerin hepsinin içi 0 olduğu için 1 gelir. Ancak z kısmı 0 olduğu için z'yi içerenleri atayım. Şurası 0 gelir. Burası 0 gelir. O zaman birinciden eksi i, ikinciden eksi 2 j. Şuradan ise kosinüs 0 1'di. X çarpı y eksi 2. Şurada da eksi 3'ümüz var. Eksi 5k olması lazım. Bu bize normal doğrusunun doğrultusunu verir. Gradient vektörü normal doğrusunun doğrultusudur. Doğrultu bu. Noktamız da bu. O halde parametrik denklemimiz şöyle olacaktır. X, Y, Z noktamızı yerleştirelim. 2, eksi 1, 0 olarak. Denklemimiz, parametrik denklemimiz, parametrelerimiz de şunlar olacak. Eksi 1t, eksi 2t, eksi 5t alabiliriz. Şıklarda var mı bakalım. Ya da bunları da değiştirebilirim. İllaki bu vektörü almak zorunda değilim. Bu vektörün herhangi bir katını da alabilirim. Yani bunun pozitif halini de alabilirim. i artı 2j artı 5k da alabilirim. Bakalım bu veya buna benzer bir şey var mı? 1, 2, 5 olacak şuradaki parametreler. 1, 2, 5 olan parametre arıyorum. D şıkkında galiba oluyor. Noktamı da kontrol edersem. Evet. Şu vektörün pozitif hali. Ya da T yerine başka bir şey. T yerine eksi S yazabiliriz mesela. T yerine başka bir parametre kullanabilirim. Eksi S parametresi kullansam. 2 artı S. Eksi 1 artı 2 artı S. 0 artı 5S de diyebilirim. Yani cevabımız D olur. Ya da şöyle dediğim gibi şuradan düşünebilirim. Bu vektör yerine eksiyle uğraşmamak için artılısını da alabilirim. Herhangi bir şekilde değiştirebilirim. Herhangi bir katını alabilirim. Cevabım D çıkar. 14. soru B vektörünün A vektör üzerine iz düşümü C vektörü ise aşağıdakilerden hangisi B eksi C vektörüne diktir? Hiç hesap yapmaya gerek olmayan bir soru. Çok güzel bir şekilde çözebilirim. Biraz geometrik olarak yaklaşalım soruya. Şu vektör B vektörü olsun. Bu vektör de A vektörü olsun. B'nin A vektörü üzerine dikiz düşümü. Şu vektör olsun. Şu vektör dikiz düşümü. Bu da C vektörü. Şuna da H vektörü diyeyim. Küçük bir fizik bilgisinden şöyle diyebiliriz. İki vektörün toplamı. H ile C'nin toplamı. B'yi verdiğine göre bu C'yi buraya atarsam. B eksi C vektörü aslında H vektörünün ta kendisi. B eksi C dediğimiz vektör H vektörüymüş. H'a dik bir vektör arıyorum. Zaten elimde var A vektörü. H'a dik bir vektör A vektörü veya A'nın herhangi bir katı olabilir. Şıklara bakarsanız A vektörü veya A'nın herhangi bir katı nerede var? C şıkkında var. Soruyu bu kadar kısa bir şekilde çözebiliriz. Diğer türlü ne yapmamız gerekiyordu? B'nin A vektörü üzerine dikiz düşümünü bulacağız. O nasıl bulunuyordu? Şöyle. B ile A'nın skaler çarpımı. A ile A'nın skaler çarpımı çarpı A vektörü. Bunu yapmam gerekiyor. Buradan C vektörünü oluşturuyorum. Sonra B eksi C vektörünü oluşturacağım. B eksi C'ye dik olan vektör hangisidir? Bunu araştıracağım. Bu şekilde geometrik olarak da kısaca yaklaşabiliriz. 15. soruda R eşittir kosinüs teta bölü 2 eğrisinin pi bölü 3 noktasındaki teğetin eğimi nedir? Bunu soruyor. Şunları bir hatırlayalım. X eşittir R cos teta ve Y eşittir R sin teta.
Kartezyenle kutupsal arasındaki dönüşümlerimiz bunlardı. Şimdi şu denklemi kullanayım. R yerine kosinüs teta bölü 2 yazalım. Kosinüs teta bölü 2 çarpı kosinüs teta. Burada da kosinüs teta bölü 2 çarpı sinüs teta. X ve y bunlar. Gördüğümüz gibi x ve y'ler teta'ya bağlı fonksiyonlar olarak yazıldı. Normalde kartezyen koordinatlarda dy bölü dx bize eğim verirdi. Ama biz burada parametrik olarak yazdığımız için y ve x'i dy bölü dteta dx bölü dteta yardımıyla dy bölü dx'i bulabiliyoruz. Y'nin teta'ya göre türevi çarpım kuralı uygulayayım. Kosinüsün türevi eksi sinüs. Eksi sinüs teta bölü 2. Bir de içinin türevinden 1 bölü 2. Çarpı ikinci fonksiyon. Artı birinci fonksiyon kosinüs teta bölü 2 çarpı ikinci fonksiyonun türevi kosinüs teta. Bölü x'in türevini alıyorum. X'in türevinde de yine çarpım kuralı. Kosinüsün türevi eksi sinüs teta bölü 2 çarpı içinin türevi çarpı ikinci fonksiyon artı birinci fonksiyon çarpı ikinci fonksiyonun türevi eksi sinüs teta. Şimdi bunu ben nerede hesaplamak istiyorum? Teta eşittir pi bölü 3. Pi bölü 3 koyunca cevabımıza ulaşıyoruz. Pi bölü 3 koyalım. Yani 60 derece. Sinüs 30 yaptı. Sinüs 30 1 bölü 2'dir. Eksi 1 bölü 4 yaptı. Şurada sinüs 60'ımız var. Burası kök 3 bölü 2 yapar. Artı kosinüs 30. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2 yapar. Kosinüs 60 da 1 bölü 2 yapar. Yukarısı tamam. Aşağıya geçiyorum. Aşağıda ne var? Şurası yine eksi 1 bölü 4 gelir. Kosinüs 60 1 bölü 2'dir. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2'dir. Şurası da eksi sinüs 60 kök 3 bölü 2'dir. Eksi olduğu için şu aradaki işareti eksi yapıyorum. Bunları toparlamaya çalışalım. Eksi kök 3 bölü 8 var. Buradan eksi kök 3. Buradan bunu da 2 ile genişletirsem 2 kök 3. Yukarısı kök 3 bölü 8 olması lazım. Aşağısı ise burada 8 var. Burada 4 var. Burası normalde 3 bölü 4 yapıyor. 2 ile genişletirsem 6 bölü 8. Burada da 8 var. 6 eksi 1, 5 bölü 8 olması lazım. 8'leri atarsam kök 3 bölü 5 buluyorum. Bir yerde hata yaptık demek ki. Şurada hata yaptık. Burası x'i de eksi. Şuradan eksi 6. Buradan eksi 1. Eksi 7 geliyor. Şurası 5 değil. Eksi 7 olacak. Şunları atarsam kök 3 bölü 7. Eksi kök 3 bölü 7. Cevabımız B şıkkı. 16. soruda f(x)y fonksiyonunun kritik noktası -2 a'ya a için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bunun kritik nokta olduğunu söylemiş. A'nın kaç olması gerektiğini bulmamız gerekiyor. Bulabiliriz kritik noktanın tanımından. F'in x'e göre türevine bakarsam 1 bölü y eksi 8 bölü x kare gelir. F'in y'ye göre türevi ise eksi x bölü y kare eksi 1 eşittir 0 eşittir 0. Şöyle bir şey iddia ediyor. X yerine eksi 2 a, y yerine a koyarsam bu kritik noktadır. Yani bu denklemleri sağlar şeklinde bir iddiası var. Buna bakalım. X yerine eksi 2 a, y yerine a koyuyorum. 1 bölü a eksi. X yerine 2 a, 8 bölü 4 a kare yapar. Eşittir 0. Bunu a ile genişletirsem, hatta 4 a ile, 4 a'ya gerek yok. 8 ve 4 sadeleşir. 2. A ile genişletmem yeterli. A eksi 2 bölü A eksi 2 bölü A kare eşittir 0. O zaman yukarının 0 olması gerekir. A eşittir 2. A eşittir 2 olunca eksi 4'e 2 noktası kritik noktamızmış. İsterseniz şuradan da diğerini kontrol edebilirsiniz. X yerine eksi 4 koyarsam 4 oldu. Y kareden 4 geldi. 4 bölü 4 eksi 1. Evet 0'ı verir. Bunu da kontrol etmiş olduk. A 2 olacaksa zaten cevabım V çıkıyor. Yerel maksimum mu diye bir kontrol edeyim.
sorumuzu aslında bitirmiş oluyoruz aslında. İkinci mertebeden türevlere bakalım. Fxx, fxx, x'e göre tekrar türev alırsam, şunu x üzeri eksi 2 olarak düşünürsem 16 bölü x küp gelir. Fyy, y'ye göre türev alıyorum. Y üzeri eksi 2 olarak düşünürsem eksi x bölü y küp gelir. Bir de fxy'ye bakalım. Fx'in y'ye göre türevi eksi 1 bölü y kare gelir. Şimdi noktamız neydi? Eksi 4'e 2 noktası. Eksi 4'e 2 noktası için şuna bakıyorum. Fxx çarpı Fyy çarpı Fxy'nin karesi ifadesine bakıyorum. Bu pozitif mi negatif mi gelir ona bakıyorum. İkinci türev testi denilen testi uyguluyorum. Fxx yerine koyuyorum. Eksi 4. Buradan eksi 64 gelir. Eksi 1 bölü 4 geliyor. Fyy de koyarsam yukarısı eksi 8 aşağısı 8 eksi 1 gelir. Eksi Fxy'nin karesi. X yerine ne koyuyor? Y yerine ne koyuyordum? 2. Buradan eksi 1 bölü 4 gelir. Karesini alırsam 1 bölü 16 gelir. 1 bölü 16. Şurası 1 bölü 4. Burası 1 bölü 16. Bu pozitiftir. O halde maksimum veya minimum noktası olacaktır. Nereden karar vereceğim? Fxx'in eksi 4'e 2'deki değerine bakıyorum. Neydi? Eksi 1 bölü 4'tü. Bu negatif olduğu için yerel maksimum olur. Evet, kontrol etmiş olduk. 17. soruda sürekli olduğunu söylemiş zaten. Orijinde süreklidir. Hangi a değeri için? A'yı ne olarak tanımlamam gerekiyor? Limit değeri olarak. Bunun limiti kaçsa a'yı o şekilde tanımlamam gerekiyor. Çünkü süreklilik testi o şekildeydi. Bu verilen noktada tanımlı olacak. Onu ben tanımlayacağım zaten. Limiti olacak ve limit değeri bu a değerine eşit olacak. Limitin kaç olduğunu bulursam cevaba ulaşmış olacağım. Demek ki limiti varmış. Limiti varsa ben bunu kutupsal koordinat kullanarak bulabilirim. Tanjant x kare artı y kare r kare olur. Aşağıda da r kare var. Bu limitimiz direkt olarak 1'dir zaten. Neden dolayı? Şu limiti hatırlayalım. Limit x 0'a giderken tanjant x bölü x limiti 1'di. Hatta bunu şöyle düşünebilirim. Tanjant yerine sinüs bölü kosinüs olarak yazarsam sinüs x bölü x limitini biliyoruz. Orası 1'di. Kosinüs 0'da 1 olduğu için bunun cevabı 1'dir. Burada da aynı mantıkla r kare r kare aynı şeyler var ve x'i de 0'a gidiyor. Bunun cevabı 1'dir. Ya da 0 bölü 0 belirsizliğini gördüğümüz için L'Hopital kuralı kullanarak da 1 olduğunu gösterebilirsiniz. Limiti 1 ise a'yı 1 olarak almam gerekiyor. Çünkü o noktadaki değeri limit değerine eşit olmalıydı sürekli olabilmesi için. 18. soruda minimum, maksimum, eğer noktası. Öncelikle kritik noktalara ihtiyacımız var. F'in x'e göre türevini alalım. Kritik noktalara da çok da ihtiyacım yok. 0, 0 ve 1, 1 zaten verilmiş. Kritik nokta mı diye kontrol edebilirim. Hepsine ihtiyacım yok. X'e göre türev alırsam 3x kare eksi 3y eşittir 0. Y'ye göre türev alırsam 3y kare eksi 3x eşittir 0. Bunu çözmeme gerek yok. Zaten burada iki tane nokta vermiş. 0, 0 ve 1, 1 bunları sağlıyor mu diye bakarsam evet sağlar. Bunlar kritik noktadır. Bana sadece bu iki kritik nokta lazım. Burada x'e f'in ikinci de mertebeden x'e göre türevini alalım. Ne gelir? 6x. Fy'ye ne gelir? 6y gelir. Fx'ye ne gelir? Fxy, y'ye göre türevini alınca eksi 3 gelir. Şimdi 0, 0 noktası için şöyle delta diyeyim. Şu ifadeye bakalım. Fxx, Fyy, eksi Fxy'nin karesi. Bu kaç gelir bakalım. Fxx 0, 0 koyduğum için buradan 0 gelir. 0, 0 koyduğum için buradan da 0 gelir. Çarpı 0, eksi Fxy her zaman 3'müş. Eksi 3'ün karesi negatif. Bu delta dediğim şey negatif olunca eğer noktası oluyordu. 0, 0 eğer noktası. Şunları attım. Eğer noktası. 1, 1'e geçiyorum. 1, 1'de acaba ne gelir? 1, virgül 1 için şu delta ifadesine bakalım. Fxx kaç gelir 1, 1'de? 1, 1'de 6 gelir.
FY'ye kaç gelir? O da 6 gelir. Eksi, eksi 3'ün karesi. Bu pozitif. Güzel. Sonra fxx değerine bakıyorum. fxx değeri burada kaçtı? 6'ydı. Bu da pozitif. fxx değeri pozitif olursa yerel minimum oluyordu. Yerel minimum nerede var? D şıkkında var. 19'un soruda vektör değerli bir fonksiyon var. Bunun yay uzunluğu ile alakalı bir soru var. Yay uzunluğu formülü şuydu. R'nin türevinin boyu dt. Bunu integre ediyoruz. R'nin türevine bakalım. R'nin türevine bakarsak eksi 7 kosinüs, eksi 7 sinüs, eksi 24 j, eksi 7 kosinüs tk. R'nin türevinin boyunu hesaplayalım. R'nin türevinin boyu karekökün içinde 49 sin kare. Yanına şu kos kareyi de yazayım. 49 kos kare artı 24'ün karesi. Sin kare artı kos kare 1 yapar. Burası 7'nin karesi. 7, 24, 25 üçgeni olduğu için bunun cevabı 25 çıkar. Yani şuraya 25 yazıyorum. İntegralin içinde 25 var. 25 dt. Sınırlara geliyorum şimdi. 7, 0, 0 hangi noktada çıkar? T eşittir 0 için. T eşittir 0 için verilen bir nokta. Artan yay uzunluğu yönünün ters yönünde demiş. Yani T eşittir 0'dan daha da geride bir nokta arıyorum. O yüzden T eşittir 0'ı üst sınır olarak alırım. Aşağıya da bir açı koyacağım. 25 T yaptı. Burada alfa ve 0. 0 ve alfa koyarsam ne gelir? Eksi 25 alfa gelir. Bunun 25 pi olmasını istediğim için alfa o zaman eksi pi olur. Eksi pi koyduğumuz zaman burada kosinüs eksi pi, kosinüs eksi pi nedir? Eksi 7'dir. Eksi pi koyunca 24 pi'dir. Eksi pi koyunca 0'dır. Eksi 7, 24 pi ve 0 olmalı. Yani A şıkkı. 20. soruda fonksiyon. İki değişkenli bir fonksiyon var. Tanım bölgesi. Hangisi tanım bölgesini verir? Sinüs var. Sinüste herhangi bir problem yok. Her şey yazılabilir. Burada herhangi bir problemimiz yok. Burada y'nin pozitif olması gerekir. Y büyük eşittir 0 olmalı. Burada da şurasının pozitif olması gerekiyor. 25 eksi x kare eksi y karenin büyük eşit 0 olması gerekiyor. O halde x kare artı y kare karşıya attığım zaman küçük eşit 25 yapar. Bu 25'ten küçük olmalı. Bunu şöyle çizmeye çalışalım. X kare artı y kare 25'ten küçük, bu şeyin içinde olacak. Ama bir de y büyük eşittir 0 olduğu için y'ler pozitif olması gerekiyor. O halde x'in birleşimini alırsam, x'in kesişimini alırsam burası gelir. Yani bu çemberin üst kısmı. Şıkları okuyalım şimdi. Merkezi orijinde 5 birim yarıçaplı üst çemberin içi ile eksi 5, 0, 5, 0 noktalar arasındaki doğru parçasının birleşimi. Burada şu eşitliği kaldırmamız gerekiyor. Çünkü elin içi daima pozitif olması gerekiyor. Sıfır olmuyordu. Şuradaki eşitliği de kaldırıyoruz. X kare artı y kare küçük 25 demek. Şunu açık kesikli olarak çizmem gerekiyor. Burası kesikli. Yani sınırlarımız dahil değil. Şu doğrunun tamamını da alabilirim. O nereden kaynaklı? Şurada y büyük eşittir 0 demiştik. Onları buradaki her şeyi alabilirim. Y eşittir 0 olduğu zaman mesela x'leri ben eksi 5 ile artı 5 arasında alabilirim. Ama eksi 5 dahil değil. Artı 5 dahil değil. Buna uyan şık C şıkkı olarak görüyorum. Merkezi orijinde 5 birim yarıçaplı üst yarıçemberin içi burası. Eksi 5, 0 ve 5'e 0 noktalar arasındaki açık doğru parçası. Şu uçları dahil olmadığı için buna açık doğru parçası diyoruz. D şıkkında zaten ne demiş? Dışı demiş. Çemberin dışı. Burada da çemberin dışı demiş. B'de
5 birim yarıçaplı üst yarı çemberin içi. Üst yarı çemberin içi demiş. Ama şurayı dahil etmemiş oluyor. Burayı da dahil etmem gerekiyor. O yüzden B de olmaz. A'da ise doğru parçasının birleşimi demiş. Doğru parçasının birleşimi deyince şu noktaları da dahil etmiş olur ama bu noktaları alamıyorum. Çünkü burayı sıfır yapar. O yüzden cevabımız C olmalı.